Sevgili dostlar hoş geldiniz. Efsane bir seriye başlıyoruz. Harika bir seriyi başlatıyoruz. Hay YouTube. İşte bu. Hazırız. Bug Bounty olayına girelim. Recon hadisesine bakalım. Rejon keselim yani. Anlatabildim mi? Rejon keseceğiz. Olayımız Bug Bounty gençler. Dedik. O sebeple Adil Burak'la beraber olaya bir daldık. Birkaç seri olabilir bu video. Tek bir tane de çıkmayabilir. Artık nasip diyoruz. Nasipten öte köy yok. Biz Twitch'teyiz. Her hafta twitch.tv/lunis adresinde Salı, Perşembe, Pazar saat 20'de. Discord'umuz dc.lunis. Orada güzel aboneler özel kaynaklar var. Twitch abonelerine ve YouTube seviye 2 abonelerine. Bu arada YouTube'da da aboneliğimiz açıldı. Bekliyoruz efendim. Katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Ona o da açıldı. Ona da bekliyoruz. Artık keyfinize göre topluluğumuza destek olsun diye yani. Bir yıldır hemen hemen bounty yapıyorum freelance olarak. Bu şekilde devam ediyorum. Bilgisayar mühendisiyim. Böyle. Şimdi ben daha evvel Discord'da bunları bahsettim ama bilmeyen arkadaşlar için tekrarlayayım. Bug bounty programları var internet üzerinde. Gidip bu işi legal biçimde yaparak, hiç kendinizi riske atmadan, firmaları güvenlik açıklarını bildirerek, hiçbir şekilde sıkıntıya girmeden, sitelere yani bu legal firmalara giderek bu firmalar üzerinden bug bildirebiliyorsunuz. Bunlardan birisi benim aktif kullandığım bugcrowd.com. Bunun haricinde hackerone.com var. Bunu pek kullanmıyorum. Hesap yeni zaten. ESV Hack var. Daha önce adı farklıydı bunun. Integrity var. Şu liste var. Burada da aktif programları görebileceksiniz. Bayağı bir program var. Açıyorum. Filtre de edebiliyorsunuz. İşte Swag, Bug Bounty, Hall of Fame. Ne bileyim ismini istiyorsanız. Burası önemli. Tıkla filtersa. Bazı Bug Bounty'ler arkadaşlar Bug Bounty'dir. Ödül verir. Bazıları size Swag verir. Swag dediği t-shirt, anahtarlık, zart zurt, ıvır zıvır falan filan. Hangilerinin neler olduğu aşağıda programların aşağısında ikonlarla gözüküyor. Hangisinde Bug Bounty var? Hangisinde Hall of Fame var? Hepsini görüyoruz. Bu firmaların kendi yürüttüğü Bug Bounty programlarına katılım sağlayabiliyorsunuz bu şekilde. Bunun haricinde eğer site üzerinden değil, benim bir aracım olsun, bir aracı bana sahip çıksın ve benim haklarımı o korusun diyorsanız, bunlar için de az evvel gösterdiğim gibi Bugcrowd, HackerOne, ESV Hack ve Integrity var. ESV Hack ve Integrity Avrupa based programlar. Hatta ESV Hack'te pasaport kaydı vesaire gerekiyor. Alabilmeniz için ödüllere ya da bir rapor gönderebilmeniz için. Integrity'yi de çok fazla kullanmadığım için açıkçası çok bilmiyorum. Bunların hepsi aslında birbirinin aynısı. Yapı olarak aynı şekilde ilerliyorlar. Program sekmesinden programlara ulaşabiliyorsunuz. Yine burada da filtre var. Sadece işte para ödülü olan, puan ödülü olan ve hayır işi olarak görülen hangi programa katılmak istiyorsanız. Yani ödül odaklı mı, puan odaklı mı vesaire. Buradan seçip devam ediyorsunuz. Şimdi şöyle basamakları anlatayım. Siteye girdiğinizde 0 puanla başlıyorsunuz. Puan topladıkça size private programlar geliyor. Şurada gördüğünüz invited, bu accept invite muhabbeti. Private programların olduğu yer. Burada hatta son dönemde Bugcrowd şöyle bir şey ekledi. Eğer 90 içinde P3 level bir açık gönderdiyseniz bir firmaya, Joinable'lardan bütün programlara katılabiliyorsunuz tıklayıp. Ama şart olarak P3 level bir açık göndermiş olmanız lazım 90 gün içerisinde. Onun haricinde şöyle, private'larda da siz firmalara açık gönderdikçe sizin skill setinizi dikkate alarak private programlar gönderiyorlar. Programlar ama arada pointler de var kabul ettiğim. Dediğim gibi başlangıçta 0 puanla başlıyorsunuz arkadaşlar. Puan kastıkça, açık gönderdikçe sizin yazdığınız rapor kalitesi yapılara göre sizi değerlendirme alıp sürekli olarak private gönderiyorlar. İlişkilerinizi iyi tutarsanız ona göre de ayrı muamele görüyorsunuz insanlarla. Devam ediyorum. O P1, P2, P3 olayını göreceksiniz. Bu HackerOne'da da böyle bir ayrım var. Bugcrowd'daki ayrımı P1, P2, P3 olarak, P4 olarak yapmışlar. P3 level dediği, örnek veriyorum, cross-site scripting P3 level'e giriyor. İşte subdomain takeover high impact olan bir şey P2'ye giriyor. İşte SQL injection, remote code execution gibi olaylar P1'e giriyor. Bunlar işte boyutlandırılıyor ve bu boyuta göre ücret alıyorsunuz. Ödül aradıkları da bu şekilde. Genelde Bugcrowd'un güzel tarafı size en yüksek mevlada ödeme yapıyor. Yani siz bir P3 level açık bulduğunuzda $300 değil de genelde $500 alıyorsunuz atıyorum. İşte P2 bulduğunuzda $900 değil de $1500 para alıyorsunuz. Yani hep en yüksek basamaktan ödeme yapmaya çalışıyor. Bir hafta programın bir tanesine odaklanıyorsun, tamam mı? Bu programı zaten kapsamında geniş seçeceksin. En başta wide scope bir program alman gerekiyor. Bu wide scope programla birlikte sen hiç yoksa bir haftada, tamam mı, işini bilen birisiysen $1000 para çıkarırsın. İstediği kadar millet bulmuş olsun açığı. Ya yeni geliyor şey için para verdiklerini görüyoruz biz. Senin raporun düzgün yazıldığı için sana para veriyorlar. Duplicate olsa dahi açık, adamlar sana para ödemesi yapıyorlar. Yani şey olarak düşünmeyin abi. Burada işte herkes buluyor, sürekli buluyor. Adamlar otomatize buluyor. Ya adam otomatize buluyor. Dur sen manuel bir şey çıkartırsın. Olayı farklı boyuta taşırsın. Eğer şeyi yaparsanız, sen söyle adını, Bugcrowd'da açıklık bulursanız, Bugcrowd'un da kendi programı var. HackerOne'ın da öyle. Oradan direkt şey yapabilirsiniz. Hepsinin öyle. Hepsinin öyle, evet. Bir sayfada en önemli zımbırtımız, burada oturup programı baştan
baştan ucu okumak. Yani bu adamın bana ne dediğini iyi algılamam gerekiyor ki yanlış bir noktada başka bir şey için listede olmayan ya da listede out of scope kabul edilen bir şey için boşuna çaba sarf edip vaktimi harcamayayım. Bunu yaparsanız çünkü sonrasında pişman oluyorsunuz. İşte o zaman kaybı yaşama hissiyatı, başkası zaten bunu bulmuştur dediğiniz muhabbette hüsrana uğramamanız için programı iyi değerlendirmelisiniz. İyi anlamalısınız. Ne bak mesela Focus Ayra'da şey diyor. Cross Instant Data Leakage, Server Side Remote Core Execution. Adamın odaklanmanızı istediği alan burası abi. Bunlara odaklanmanızı istiyor. Ha bu demek değildir ki sen işte no rate limit bulduğunda bilmem ne bulduğunda da out of scope olmadığı sürece o açık. Bildiremezsin. Bildirirsin abi. Out of scope değilse onu da bildirirsin. Ama adam diyor ki benim önceliğim bunlar. Şuna en fazla önceliği varmış. İki de yıldız koymuş yanına. Ya her şey al gülüm ver gülüm ve ne yapıp ne yapamayacağım son derece belli yani. En başta şöyle giriş yapıyoruz. Program recon'la başlıyor. Eğer burada karar verdiyseniz hangi programa başlayacağınıza gerisi recon'a kalıyor. Ben bunları şimdi kapatıyorum. FireEye programını açacağım. FireEye üzerinden recon yapmaya başlayacağım. Göstereceğim, anlatmaya başlayacağım. Recon nedir? Ben bak şöyle bir not çıkarmışım bugün. Bir bounty programını seçip ilgilenmeye hedefledikten sonra bu programın sınırlarına göre elimizdeki envanterin detay ve kapsamını listelemek amacıyla yapılan aktif ve pasif bilgi toplama başlığıdır. Yaptığımız bilgi toplama işlemi bize birinci yüzeyde yani ilk seviyede firmanın kullandığı veya sahip olduğu domainleri, uygulamaları, sınırları belirlemek açısından bu sistemlerin sınırın içerisinde çalışan işletim sistemlerini ya da teknolojileri kullanılan teknolojileri belirlemek açısından bayağı fayda sağlıyor. Bunu aslında birkaç başlıkta takip ediyor. Detaylandıracak olursak bir konu daha fazla. IP alanlarının keşfi, yeni hedefleri yani firmanın yeni envanterlerini eklenen subdomainleri vesaire belirleme, uygulamalı belirleme, bu subdomainlerin enumeration'ları, otomasyon olaya giriyor. Şimdi bu başlıkları ben tek tek açacağım. Notlarımı çıkardım dediğim gibi. Burada FireEye private programına ben dahilim. Ve bu programın içerisinde FireEye'in birçok ürünü white scope olarak karşımda. Şimdi ben FireEye programını seçmiştim. FireEye'den FireEye.com'u alıyorum direkt olarak. Buna mesela şöyle bir dalıyorum. Şimdi FireEye.com'un domain ne DNS kayıtlarını alıyor, tamam mı? Neler var? Nerede tutuluyor? Hangi DNS serverda tutuluyor? Kim tarafından kaydedilmiş? Hepsinin bilgisini alıyor. Bu kullandığım tool'larla alakalı bayağı bir rahat bulabileceğiniz cheat sheet'ler var. Kullanmanızı da isterim. Çok güzel tool'lar çünkü. Whois'la başladım en basic'inden. Yani bu Whois olayı şu. İlk adımımı atarken benim karşılaştığım adamlar kim? Ne yapıyorlar? Onu görmek adına, başlamak adına bir nokta. Amas diye bir tool var abi. Tamam mı? Bu Amas OWASP tarafından geliştirilmiş bir tool. Hemen deneyelim abi. FireEye.com. Bastım bakalım ne olacak. Yaptığımız recon yani bilgi toplama. Bug bounty içerisinde yani ödül avcılığı diyoruz. Böyle bir özel program var. Diyor ki mesela şirket Tesla.com biliyorsunuz Tesla'yı. Tesla diyor ki benim bütün arabalarımı, internet sitelerimi her yeri test edebilirsin kardeşim. Bunu test et. Yalnız belli bir kapsam içerisinde test et. Kapsamın dışına çıkma. Şu anda FireEye.com da aynı şekilde bu hizmeti veriyor. Diyor ki benim bir programım var. Bu program içerisinde beni test et kardeşim. Şu anda ABS'de gidiyor. Onunla ilgili bir test yapıyor. Yaptığı hikaye o. Not defteri bak. Baştan aşağı FireEye.com'un altındaki domainler. Subdomainleriyle. Yani komple HTTP prop ayrımı da yapılmış bir şimdi. HTTP HTTPS ayrımı da var. 8443 ayrımı yapılmış durumda yani. Upuzun bir liste var burada. Bakın burada mesela subdomain'in subdomain'ini buluyor. Alt kümeye inmiş yani. Tool subdomain'i nasıl tespit ediyor? Bunu şöyle gösterelim. Abi bu subdomain'in de o domain'in altında kendine ait bir unique bir adresi var. Bir IP'si vesairesi var. Bununla birlikte enum ediyor onu. Başka ne var diyebiliriz? Google Dorklar var. Robots.txt'ler var. Robots.txt'ler var. Favicon'dan bile çekiyor bu arada. Favicon'dan da alıyor. Şöyle evet. Bir deneme yapacaktım. Bir titreme geliyor herhalde. Ne diyeyim? Mesela bak abi. Yahoo.com'u arattım. Eşleşmeler çıkıyor. Görüyor musunuz ekranımı? Maile kadar çıkarmış. Mailin aşağısına iniyorum biraz daha. Burada white scope şekliyle birlikte subdomainler çıkmış. Ama aslında şöyle bir trik daha var. Ona bakalım. Burada şey getirdi bize. ASN firma adı. Emin misin? Otonom ASN, sistem numarası olmasın mı o? ASN otonom sistem olmasın. Otonom sistem number evet. Kafam yandı abi. Guildwit'e geldim. Guildwit'te teknolojileri vesaireleri öğrenebiliyorsunuz. Tesla.com'a gittik. Burada en başta arattığımızda. Çıkan siteler arasında Tesla Motors, Shop Tesla Motors, My Tesla Motors, Junior Tesla Motors. Yani ilişkili siteleri buluyorsunuz ve manuel eğer iş yapıyorsanız daha böyle güvenilir olarak görüp bunu kağıda not olarak, yerine not olarak gidiyorsanız bu şekilde aramanız kapsamınızı genişletmek için çok daha faydalı ve bu araç da size bu konuda katkı sağlar. Abi anlattığı şey şuydu. Tek cümlede özet geçiyorum. Webalizer'ın yaptığı şeyi Guildwit'te web üzerinde görebiliyorsunuz.
görüyorsun ve bağlı birlikleri görüyorsun, tamam mı? Yani buraya kimler buradan ekosistemden bir şeyler kullanmış, hangi domainler birbirleriyle ilişki içerisinde, birbirlerine olan ilişkisi, kimin eli kimin cebinde, hangi bahçıvan uşağa, uşak hizmetçiye, hizmetçi kime, oradan buzlu badem, onu gösteriyor işte. Şodan'a gidelim, bir de Şodan abiyi gösterelim. Şodan abi lazım. Lazım Şodan abi. Bakın Şodan diye bir arkadaşımız var bizim. Böyle sapık gibi kamera falan izleyebiliyorsunuz burada. Açık olan public kameraları vesaireleri. Güzel de sorgu dilleri var. Bununla alakalı da TryHackMe'de hatta şey var. O da var. Şodan bir arama motoru. Internet of Things yani IoT için. Bununla belli Google Dirt'te olduğu gibi Dirt'lerle birlikte aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda Şodan üzerinden dünya üzerindeki diğer bilgileri, işte dünya üzerindeki birçok açık bilgileri, işte atıyorum webcam config dosyası açık bırakılmış olabilir, domainle ilgili bilgiler kayıt olabilir, bilgi toplama sitesi Shodan. Onun üzerinden belirli bir hedefe yönelik bilgileri topluyor. TryHackMe'de, TryHackMe bir laboratuvar, ücretsiz ve ücretli makineler var. Ücretli makinelerle gidip deneme yapabiliyorsunuz. Ücretsiz makinelerle da gidip deneme eder, kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Linux öğrenebiliyorsunuz, bilmem ne bir sürü şey var. Şu anda da yapılan işlem TryHackMe'nin Shodan'ı öğreten, yani bu internette açık olan, açık unutulan bilgileri arakladığınız, topladığınız, öğrendiğiniz veri tabanı, web sitesini nasıl kullanacağınıza dair sizi challenge eden, sizi zorlayan, öğreten bir oda var. Onun bilgilerini gösteriyor size ABS. Şodan'ı gösterdik. Google Dork'u hemen hızlıca göstereyim. Google Dork diye arat. Şimdi şunlardan en popülerlerden seç abi bir tanesini. Vulnerable Service'de. MySQL Root Password. Aç abi. Bakın arkadaşlar, özel bir arama yapıyoruz. MySQL Root Password kelimesi geçecek. Extension NV veya Extension YML olacak. Git olanları kabul etme. GitHub'tan getirme. Bunları bana getir diyorsun. Bu bir Dork. Tamam mı arkadaşlar? Dork nedir? Extension uzantı bu arada. Ondan not düşeyim. Bu bir Dork. Dork ne iş yapıyor abi? Google'da özel bir siteyi Google gezmişse, özel bir başlığı ve özel bir kelime grubunu özel bir file extensionlarla dosya uzantısı içerisinde git olmadan, nokta git dosyası olmadan diğer uzantılardan bana getir diyoruz. Bunların hepsinin içinde adamların kendi sitesinin MySQL passwordleri var. Girip database passwordlerini alıp ondan sonra saldırma yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Yani hiçbir hacking bilgisi kullanmadan direkt bunu yaparak girebilirsiniz siteye. Google Dork'ları da bulmak için Google Hacking Database var. Exploit DB'nin içinde. Girip buradan kategorisini seçiyorsunuz. İstediğiniz kategoride gidiyorsunuz. Google Dork'lar hazır. Basıyorsunuz, gönderiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Keyfiniz yerindedir. Bye YouTube. Eyvallah chat. İşte bu. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz YouTube'cum. Hadi eyvallah. Abone olun oğlum.